Selam. Ses 1-2-1-2. Heyecanlıyım ya. Niye heyecanlıyım ben anlamadım. Bakayım bir. Herkes burada mı? Ses iyi mi? My friends. Görüntü. İyi bir durumda mıyız şu an? Buradayız. Bu selam demişler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Allah! Bir dakika, bir şeyler oldu. Pardon. Böyle şeyler olabilir ya. Şu an Gurme Spor'da değiliz. Ha, beni fokuslasın. Şu an daha iyi değil mi? Net. Pardon. Ayağım mı vurdum? Şu futbolcu olunca ara sıra ayaklar yerinde durmuyor. Şöyle yapalım. Tamam. Heyecanlı mıyız? Değiliz ya. Aslında heyecanlıyım. Ben niye heyecanlıyım mesela? Niye heyecanlıyım? Çünkü ne bileyim kendi kanalımdan yayın açtığım için heyecanlıyım tabii ki. It's fine. Ya şöyle. Şimdi Gurme Spor'da maç sonu yayınları falan yapıyoruz. Bir sürü içerikler oluyor ama orada tabii ki vakit bulamıyoruz bu tarz şeylere. En azından burada haftada bir soru cevap sonra başka içerikler de gelecek. Onlar şimdi sürpriz de onları söylemeyeyim. Şeyi kaçmasın olayın siri. Burada en azından böyle haftalık değerlendirmeler günden günden bir şeyler yaparız yani. Öyle değil mi? Tabii ben YouTube'dan herhalde evde ilk defa açıyorum galiba. Bilmiyorum ki. Çok anlamıyorum bu işlerden. Furkan sağ olsun biraz toparladı. It's fine yani. Ama şimdi bir bakalım olaylara. Gündemdeki olaylar. Birkaç konuşmak istediğim şeyler var. Ya şimdi her şeyi konuşamıyoruz. Sürede kısıtlı oluyor yayında. Berkay'ın da işi çıkıyor tabii ki. O da hemen bitsin de gitsin. Yok şaka canım. Ama mesela hani bir süremiz var orada. En azından oradan buradaki şeyleri orada yetiştiremediğim şeyleri burada konuşuruz. Biz de böyle en azından bir gündemi değerlendirip içimizi bir rahatlatmış oluruz. Yani gerçekten saçma sapan olaylar falan da oluyor. Buradan en azından biraz soru cevap yaparız. Şimdi Gurme Spor'da ciddi bir katılım oluyor. Ve desteğinizi de orada gerçekten sonuna kadar hissediyoruz. Gerçekten şu anki YouTube ortamında böyle organik kalıp da bu kadar izlenmek gerçekten kolay değil. Yani bir sürü saçma sapan bot olayları falan dolaşıyor. Ve bunu artık insanların gözüne soka soka utanmadan yapanlar da var. O tabii ki şahsi kişilik meselesi. Yani sonuçta doğal yoldan da şeye gidebilirsin başarıya. Böyle de git, yani böyle de başarı gelir diyenler de olabilir. Bilmiyorum tabii ki. Herkesin kendi şeyine kalmış da. Biz öyle şeyleri çok fazla tercih etmiyoruz. Bu şekilde de bakacağız. Şimdi bu Anelino olayına ne diyorsunuz? Anelino gidiyor mu şimdi? Kadro dışı mı kaldı? Yani bence bilmiyorum yani. Galatasaray olayı sıkıntılı yani. Bu kadar problemli oyuncular hiçbir problem yokmuş gibi gösteriyorlar ama bence bayağı sıkıntı yani. Düşünsene sol bek alıyorsun. İşte bu kadar maç sonra satın alma opsiyonu çıkıyor. Almamak için oynatmıyorsun falan. This very difficult my friend. Yani bunlar sıkıntı yaratabilir yani. Bakmak lazım tabii ki. Ben işte bu hakem olaylarını falan da konuşmak istedim. Yani buradaki kararlar, federasyon falan onları bence konuşmamız gerekiyor. Önemli şeyler bence. Bence. Çünkü bir daha onu bir gözden geçiririz. Önümde de şeylere bakıyorum bu arada notlarıma. Neler var neler yok diye. Onlara bir bakmamız lazım. Yeni daha ilk yayınım olduğu için ufak bir şey. Buradan da abone olup destek olursanız gerçekten that's fine. Abi derbide stoperde hangi ikiliyi bekliyorsun? Yani herhalde geçen maçtaki ikili olur gene bir sıkıntı kaza bela olmazsa. Ciku Banko yanına Osterwelde duruyor gibi yani. Ama Samet'i de oynatabilir. Kupada
Konfederasyon Kupası'nda yok diye, o yüzden yani kayıtlı değil ya şey Samet. O yüzden oynatabilir Samet'i, bilmiyorum bakalım. Aleykümselam, hoş geldiniz. Şimdi bir bakalım. Bu arada soruları okuyacağım elimden geldiğin kadar. Çünkü hani sonuçta dediğim gibi hani Gurme Spor'da o çok fazla vaktimiz olmuyor. Farklı içerikler de gelecek böyle. Günlük lifestyle içerikleri falan da gelecek. Çok fazla şey yapmayayım orada. İşin şeyi kaçmasın. Abi geceleri Twitch'te sadece TFT değil de FM falan. Ya Twitch'te benim bir anlaşmam yok yani. İşin açıkçası Twitch çok umurumda olmadığı için çok böyle salmış vaziyetteyim orada. Öylesine gır gır şamata kafa dağıtmak için TFT oynuyorum da. Başka bir platforma geçme durumum var. Eğer öyle bir şey olursa sonuçta Twitch bana bir şey kazandırmıyor. Ben de Twitch'e niye bir şey kazandırayım ki yani sonuçta. Benim orada yayın açmam, onlara bedava reklam. Twitch Türkiye'de zaten rezil bir durumda. Kimse ne ilgileniyor, ne yapıyor, kimin ne yaptığı belli değil. Saçma sapan bir düzen var orada. O yüzden çok umurumda değil işin açıkçası. Evet, yayını beni paylaşırsanız daha fazla insanlar katılır. Mantıklı, güzel olabilir ya. Desteğiniz için teşekkürler. Bu kadar büyük bir olaydan sonra hakemler düzgün bir şekilde protesto bile edemediler. İşte onu konuşacaktım. Şimdi bence hakem olayına programda yavaş yavaş başladı. Hakem olayına girelim yani hakem. Bu şimdi şöyle. Şimdi bir hakem başkan tarafından işte darp ediliyor. Doğru mu? Yani Halil Umut Meral bir tane indiriyorlar. Ağzı burnu şişiyor. Ve kötü bir olay yaşıyoruz. Ve herkes kalkıp işte üzgünüz. İşte yazılar şunlar yani şey hakem camiasının dışında yani bütün halk bu şeyi yaptı. Spam atmasak iyi olur ama yani çok spamlamayalım. Tamam üzgünüz. Sonra öbürkü hakemlerde destek yazıları işte hakemlikten geri çekildiklerini işte bu şekilde bu şartlar altında maç yönetmeyeceklerini bir sürü olay yaşadık hepimiz yani hepsi de önümde. Bütün yazılar hakem öbürkü hakem açıklamalarına sonra geleceğim ama öncesinde şimdi bugüne kadar yaşadıklarımızı şu birkaç günde, tamam mı? Şimdi Arda kardeşler bir rajon kesiyor, tamam mı? Açıklamasında çıkıyor diyor ki biz böyle işte sırt sırta şu bir şeyler saçma sapan bir şeyler konuşuyor. Güzel. Madem bu rajonu kestin, 3 günlük mü mesela sizin kestiğiniz rajon? 2 günlük mü yani? Bu mu mesela hakem benim meslektaşım darp edilmiş. Benim ona desteğim iki cümle mi yani iki saniyelik olay mı? Şimdi süresizlikler federasyon zaten büyük skandal. Süresizlikler tatil ediliyor doğru mu? Maçlar salıya kadar. Yani hafta sonu oynamıyor önümüzdeki salı oynanacağız bir karar aldık diyor. Abi şimdi bu kararları kim alıyor abi? Mesela bu şekilde mesela nasıl yönetilebilir ki bir federasyon? Neyin kararı mesela? Çocuk oynayacak mı siz? Ve buna camialar çok sessiz kalıyor. Beni çok rahatsız ediyor. Yani ben büyük terör estirdim yani şu an Fenerbahçe başkanı olsam. Tamam mı? Şimdi baktığında cezalar var değil mi mesela? Şimdi Galatasaray'ın Sivas deplasmanı var. Sivas'ın cezalıları var. Galatasaray'ın cezalıları var. Buradaki olay öyle bir karmaşık bir olay haline geldi ki ben şimdi bu olaydan hiçbir şey anlamadım. Hakemler çekildik diyor. İki gün sonra geri geldik diyor. Bu nasıl? Yani ben şimdi bu hakem, şimdi ben bir futbolcu olarak bu Arda kardeşleri, bu çekilenler iki gün sonra geri geldi. Ben bunları sahada gördüğümde sizce mesela bu adamı nasıl ciddiye alacağım? Mesela hani hangi ciddiyetle bu adamla mesela? Adam bana bir şey söyle sahada desem ki ben kardeşim sen ilk önce bir sözün arkasında dur veya sözün eri bir adam ol derim mesela. Bir futbolcu olarak bunu suratına söylerim adamım. Benim onu da değil ki verilen ceza 2 milyon TL 5 maç seyircisiz. Baba o zaman bir sıkıntı olduğunda herkes insin hakeme bir tane patlatır yani ne olacak ki? Çok büyük bir ceza değil. 100 bin euro bile şey 100 bin dolar bile değil. O zaman her 2 haftada bir tane kulüp başkanı hakemi tartıklasa anlamadım bu işi. Şimdi Ankara Gücü taraftarı diyor ki bizim suçumuz ne? Taraftarın niye ceza görüyor? Abi yani
Ankara Gücü'nün başkanı bu darbe yaptığı için, bu darbeyi vurduğu için olabilir mi acaba? Yani sonuçta bir sene evvel de Cenk Tosun'a bir taraftar girip uçan tekme attığında orada bir para cezası olduğunda bunu da sonuçta kulüp karşılıyor, başkan karşılıyor. Yani bu bir camia, yani sonuçta senin ne bileyim Ankara Gücü'nün başkanı yumruk atıyor. Trabzonspor'un sahasını mı kapatsınlar mesela seyircisi, anlamadım ki. Çok enteresan yani. Hani burada herkes enteresan bir şekil olmuş artık yani. Herkes böyle bilmiyorum yani. Ama inanılmaz skandal yani. Böyle yeter diye bağırıp böyle, tamam mı? 3 gün sonra maçları başladı. Ben hayatımda 42 yaşındayım. Mesela Aluk Ulusoy'la falan çalıştım. İşte o da mesela Fenerbahçe taraftarını sevmiyordu ama bence şey, ben milli takımda oynadığım işte Dünya Kupası sürecinde benim çok sevdiğim bir başkandı, anladın mı? Sonuçta oyuncularına saygılı, oyuncularına değer veren, işte ne bileyim, başkanlık şeyini çok net hatırlamıyorum şimdi. Orada o kadar problem ne vardı, ne etti. Her yerde, her bir başkanda şey çıkıyor sonuçta, bir problem çıkıyor. Ama bu seferki ben anlamadım abi yani. Milli takım top oynamıyor. Montella'dan evvelini bahsediyorum. E diyor ki biz slogan arıyoruz. Abi ne sloganı? Sen ilk önce bir futbolu bir düzen, sonra sloganı buluruz bir şekilde. Ne, derdimiz ne bizim? Yani ülke futbolunun derdi neyse federasyon başkanının veya federasyon, Türkiye Futbol Federasyonu'nun derdi hep ayrı. Aynı derdi paylaşmıyoruz yani. Hep başka bir dert paylaşıyorlar. O yüzden de problem çıkıyor ama bu hakem olayı falan çok enteresan yani. Bu kadar böyle işte süresiz ligler iptal edildi. Abi 48 saat mi sizin süreniz? Ben anlamadım ki. Dalga mı geçiyorsunuz? Yani birazcık daha mesela süre geçsin. Bence diyecekler ki Halil Ömer'e iyi oldu ya. Onun suçuydu. Hak etmişti daha ya. Maçı katletti falan diyecekler yani. Meslektaşlığı da odur o pozisyonda yani. Baba yani delikanlı adam bir karar aldın mı adam gibi alır. Çocuk oynayacağım biz. Geri çekiliyoruz. Geri geldik şimdik. Niye? Güzel de para. Şan şöhrette, sürekli gündemdesin hakem olarak. Bıraksınlar bu işi abi. Çocuk oyuncağı değil yani. Bana yediremezler. Yiyen varsa da afiyet olsun ama biz yemeyiz yani. O biraz sıkıntılı yani. Düşünsene. Açıklamalarına bak. Şimdi Ali Palabıyık açıklama yapıyor. O yapıyor. MHK başkanı yalanlıyor. Bunların birbirinden haberi yok yani. Ya burada büyük problem var yani. Birileri yalan söylüyor. Şimdi ben Ali Palabıyık'ım, bir açıklama yapıyorum. Benim üstümdeki MHK başkanı yalanlıyor. Şimdi ya o yalancı ya ben yalancıyım. Bu kadar basit. Bunun başka bir şeyi, matematiği yok abi. İkimizden birisi yalan söylüyor. Şimdi ilk önce bir bunu çözmesi lazım. Onun da mesela federasyon başkanının, bunun sorumlusunun hepsi, bunun en büyük sorumlusu federasyon başkanı. Federasyon başkanı onun için var. Yani ben işte iki maç seyredeyim, iki şans şöyle gidip işte ne bileyim FIFA'da adamlarla tanışayım. İşte o değil ki bu olay. Senin bir kere hakemlik şeyinde, kurumunda bir sıkıntı var. Bir tane eski hakem bir şey diyor. Diyor ki federasyon başkanı diyor kafasına göre diyor maç atıyor diyor. Atanma olayında diyor yapay zeka değil de diyor işte diyor federasyon başkanı yapıyor diyor. Öyle değil mi? Şimdi bunu da senin MHK başkanı yalanlıyor. Burada bir düzenbazlık var abi. Bunu bir çözmek lazım. Şimdi bu Türk futbolunu etkiliyor mu? Etkiliyor abi. Sonuçta diyorsun ki federasyon başkanı istediği maça istediği adamı veriyorsun. E tamam. O zaman bu da o maçı doğrudan etkiliyor. Öyle değil mi? Yani doğrudan etkiler yani. Şimdi burada bir sürü soru işareti var abi kafada. Bunları bir çözsünler ki ülkede bir futbola konsantre olalım. Bu neymiş abi? Futbol yorumculuğu yapıyoruz. Ben eski hakim miyim abi? Sürekli hakem konuşuyorum yani. Sürekli hakem. Bu neymiş abi? Abi kaç yıldır derbilerde iniyoruz. Bu sefer de stada girip hiç gerek yok. Hayal kırıklığı falan olmaz. Fenerbahçe derbi alır. İki maçı da rahat alır Fenerbahçe. Sıkıntı yok. Galatasaray'da sıkıntılar var abi. Şimdi Galatasaray'la bana kızacak ama var sıkıntılar. Bu Manchester United'i iyi oynadı mı oynadı değil olay bu, anladın mı? Derbi başka abi. Sen Manchester United'e 3 atarsın. Fener'den 3 yiyebilirsin abi. Bu yıllarca yaşanmıştır. Tersi de yaşanmıştır. O iki takım arasındaki sonuç Manchester United veya ne bileyim Fener'in Barcelona maçı onunla bağlı değil abi. İki takım ezeli rakibin şeyini kestiremezsin, anladın mı? O maç her zaman farklı bir
enerjiyle, farklı bir atmosferle, farklı bir heyecanla oynanıyor. O yüzden o başka. Yani Galatasaray'ın Manchester United maçı 3-2 yenmesi farklı bir konsantrasyon. Fenerbahçe maçı, derbi maçı farklı bir konsantrasyon. Kim sabaha kadar ne anlatırsa anlatsın. Ama şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe şu an çok daha güçlü durumda. Takım olmuş halinde ve inanılmaz bir ivme yakalamış. İşte Fred'inle, Ceko'sunla, liderliğinle, işte stat soyunma odası konuşması. Bence Galatasaray'da aynı hava yok. Galatasaray'da bir kere ortalama kilo sorunu var abi. Bir kere o çözülmesi lazım. İnanılmaz bir şekilde oyuncular kilo alıyor. Demek ki bunlar düzenli çalışmıyor abi. Bu kadar basit yani. İşte sürekli bir sıkıntı var. Bir sürekli bir form grafiğinde inişler çıkışlar. Bir çıkıyor Mertens inanılmaz maç oynuyor. Bir anda yok. Kerem Aktürkoğlu bir çıkıyor gol atıyor. 3 maç yok. Icardi var mı yok mu şu an belli değil. Zaha'nın ne yaptığı belli değil. Tete mesela niçin var? Angelino'yu kadro dışı bırakıyorsun, sözleşmesini yenilmiyorsun. Yani say say bitmiyor. Bence bu benim kendi görüşüm var. Bunu Fenerbahçe olarak görmüyorum. Bir futbol severek görüyorum. Nasıl algılamak istiyorsanız algılayabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ama Fenerbahçe daha iyi bir durumda. Fenerbahçe'de de şöyle bir sıkıntı var. Direkt oyuna İsmail Kartal müdahale edemiyor. Yani direkt oyuna, tamam mı? Takım zaten çok iyi oynuyor. Müdahalelerde sıkıntı var. Oyun okumada sıkıntı var. Eğer ki İsmail Kartal bundan sonraki süreçte oyun okumada ve müdahalede doğru hamleler yaparsa takıma, şimdi takım şu an İsmail Kartal'ı almış götürmüş, tamam mı? Sırtında taşıyor. Kim ne derse desin. Eğer ki İsmail Kartal o sırttan inip takımla beraber yürümeye başlarsa, verdiği kararlarla, oyun okumayla, oyuncu değiştirinle Fenerbahçe şampiyon olur. Bu kadar basit. Sene sonunda yine buradayız. Hiç problem değil. Olur çünkü inanılmaz bir kadrosu var. Yani inanılmaz bir futbol oynayabiliyor, anladın mı? Yenilebiliyor, herkes yenilebiliyor. Galatasaray da yeniliyor. Yani anladın mı? Bunda bir problem yok. Ama Galatasaray'ın futbolu çok dağınık. Galatasaray ya gidip atıyorum eziyor şeyi ya da hiç oynamıyor abi. Ama hiç oynamadığında da yetiyor. Çünkü kadro kalitesi çok iyi. Yani bireysel isimler çok iyi olduğu için atıyorum Alanya maçına yürümeden kazanabiliyor. Çünkü lig kötü. Yani saçma sapan bir lig. Şuradan ben 3-5 kişi çağırsam ben de giderim, ne bileyim, ben de Alanya yenerim herhalde. Çünkü şey hani çok zor değil yani. Halı saha kadrosunda kafa kafaya oynarsın mesela bir yazlık maçında. That's easy. Abi Almanca, Türkçe, what is the language? Yani Türkçe soru sorarsan Türkçe cevap veririm. Almanca okursam, Almanca cevap verirsem işler farklı yere gidebilir. O yüzden YouTube kanalındayız. Yani OnlyFans değil burası. Almanca soru almıyoruz. Yani ha şunu da duydum bir şekilde. Sonuçta Kulüpler Birliği işte onun da başkanı Ali Koç, sonuçta orada da bir toplantı falan olmuş. Yani şöyle, bu hareketi yani Umut Meral olayındaki hareketi yapacak en son başkanmış bu da yani. Bunu da söylemiş olayım. Yani düşün artık adam nasıl bir cinnet geçirdiyse, ne olduysa. Tamam maç katledildi. Ben maçı seyrettim tekrar sonrasından bir daha. Gerçekten böyle maç saçma sapan hakem kararları, ama tabii ki hiçbir şekilde bu böyle sonuçlanmaması lazım. Ama şimdiki senin yaptığın, sonraki yaptırımın. Şimdi başkana bir şey oldu mu? Olmadı. Camiaya bir şey oldu mu? Camia düşürüldü mü? Veya işte ne bileyim puan kaybı. Mesela başlat eksi 20 puanla mesela. Ver eksi 20 puan abi. Bu nasıl bir ceza? 2 milyon TL 5 maç cezasız. Puan kaybı. Hakeme yumruk atılmış. Püü. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yuh yani. Düşünsene herkes gider hakeme bir tane patlatır ki canı sıkıldığında. 2 milyon TL para mı abi şu an ülkede? Yani ben anlamadım mesela. Bak şimdi Nizam, güzel bir konu açtın. Onu burada rahat rahat konuşabiliriz. Onu mesela canlı yayında konuşamıyorum. Şimdi kendi kendinize bir şeyler uyduruyorsunuz, tamam mı? Kendi kendinize saçma sapan sapan insanları, benim özel yaşantımı hiç bilmeyen, tamam mı, yalan atan eski futbolcu
demeye bile şeyim almıyor. Saçma sapan insanlar, tamam mı? Boş verin abi siz. Beni dinleyin, ben anlatıyorum size. Ben anlatıyorum ben. Benden iyi kim bilecek? Benim Ali Koç'la bir sorunum yok kardeşim. Ben Ali Koç'u sevmiyorum. Beni yüzüstü bıraktı ne demek abi? Yüzüstü bıraktı dediğin zaman bu cümleyi, benim Ali Koç'tan bir beklentim olması lazım. Benim Ali Koç'tan sıfır beklentim. Sıfır. Ali Koç var veya yok o kadar önemsiz benim için. Benim eleştirim Fenerbahçe ile ilgili. Ben Ali İsmail Kartal'a ben haksızlık mı ediyorum? Siz çok fazla Mourinho'yu mu yapıyorsunuz? Onun ayarını bulmak lazım. Onun ayarını bulsak taraftar işi çözer. Şimdi ben haksızlık mı yapıyorum İsmail Kartal'a? Yoksa gerçekten İsmail Kartal çok iyi hoca da işte ben mi haksızım? Şimdi bunu bulursanız kendiniz, bunu herkes kendi bulacak. Şimdi anladın mı? Ben diyorum ki benim sitim Fenerbahçe diyorum hani. Benim sitim Fenerbahçe. Ama benim Pep Guardiola, İsmail Kartal derseniz siz, o aynı şey değil bence. Tamam mı? Hiç sıkıntı yok. Benim Ali Koç'la hikayemi anlatayım. Burası benim şahsi YouTube kanalım. Burada anlatabilirim. Tamam mı? Ondan sonra da bu konu kapansın. Buradan da gelip haddini bilmeyenler buradan haddini alıp gidebilir buradan. Anladın mı? Burada bunu seyredebilirler. Hiç problem yok. Bana oraya saçma sapan isimler yazmayın. Ben öyle insanlara hakaret eden, işte bel altı vuran bir insan değilim. Çamurda olan adam çamurdadır. Beni çamura çekemezler. Çamurda onlar. Çünkü onu düşünsene şimdi. Ona böyle çamur atsan adam ya Rabbi şükür diyecek. Çünkü çamurda yani. Rezil bir durumda. Şimdi ben size çamur atsam çamurda olmayan adama, ya sen benim üstümü pislettin diyecek. Niye çamur atıyorsun diyecek. Anladın mı? Aradaki fark o. Kalite farkı çok var. Ben size olayı anlatacağım. Burada madem bu konu açıldı. Bu olayı anlatacağım ve bir daha anlatmayacağım. Bu konu burada kapanacak. Ali Koç dosyası. Benim için çoktan kapatıldı. Şimdi siz buradan bunu iyi dinleyin. Ondan sonra da bunu nasıl yorumlamak istiyorsanız yorumlayın, tamam mı? Ben Almanya'da yaşıyordum. Türkiye'ye geldim. Almanya'da Twitch açtım. Bundan 7 sene evvel falan herhalde. 6-7 sene oldu benim Twitch açalı. İlk Twitch açanlardan birisiyim. Bir eski futbolcu bir şey olarak. Almanya'da Twitch açtım ve Twitch 15-16 bin seyredilince bayağı bir orada bir popüler olaylar oldu. Ve ben bunun için İstanbul Acarkent'e taşındım. Tamam mı? Ekibimi kurdum ve bu işleri yapıyorum. Aynı şu an ortamdaki gibi ya, hatırlayın. Zaten ben size videoları çıkartırım. FIFA oynuyorum. Yanımda Eren vardı. Onunla beraber yapıyorduk. İşte yayınlar yapıyordum, anladın mı? Hani bu işin içindeydim. Ve başkanlık seçimi oldu. Doğru mu? Ben Aziz Yıldırım'ı sevmediğim için, bana hayatımda en büyük haksızlığı yaptığı için, tamam mı? Ali Koç'u destekledim. Ali Koç'la da hiçbir görüşmem yok. Hiçbir şey yok. Size tamamen detayını anlatacağım. Tamamen ama. Çünkü burası benim şahsi YouTube kanalım olduğu için free. Zamanımız da var. Ve beni Volkan Ballı aradı. Ama ben zaten destekliyordum yani. Story attım işte, yeni başkan seçimi şu olur bu olur. Sosyal medyamda güçlü olduğu için, aktif kullandığım için de Volkan Ballı aradı. Dedi ki Serhat dedi, desteğine ihtiyacım var. Ne dedim abi? İşte Ali Koç başkan, ben de geliyorum, o da geliyor. Beraberiz bu yolda. Sen de varsın. Ben dedim yokum. Ben yokum abi. Ben şimdi sizin yanınızda mıyım? Değilim. Neredeyim? Evdeyim. Yani Türkiye'de hep böyle bir muhabbet var. Size devamını da anlatacağım. Şimdi yeni seçim için de anlatacağım size, tamam mı? Ve Fenerbahçe'nin ne kadar vefasız olduğunu, ne kadar vefasız bir cami olduğunu, tamam mı? Fenerbahçe'liği tuttuğundan ziyade bütün öbürkü takımlara destek verdiğini ve hep onlarla yürüdüğünü size anlatacağım. Siz de inşallah anlarsınız. Anlamıyorsanız da sağlık olsun. Volkan Ballı aradı. Ben dedim abi beni şey yapmayın, işe karıştırmayın. Siz dedim seçim nasıl, stratejiniz neyse yapın. Ben Ali Koç'u destekliyorum. Destekleyeceğim dedi. Başkan olsa da hayırlı olsun. Ben hiçbir şey karıştırmayın. Aradan bir hafta geçti. Benim desteklerim tabii cevap veriyor. İşte herkes altına yorumlar falan filan. Ali Koç da bu şeyleri çok takip ettiği için sosyal medyaları, bu konuşmayı da takip eder inşallah ki dinler. Ama bir şey fark etmez onun için. Karakter meselesi çünkü. Semih Soy aradı. As başkan, hatırlayın. Serhat dedi böyle böyle, başkan seni arayacak. Dedim beni kimse aramasın abi. Beni başkan niye arıyor ki? İşte bilmem ne bilmem ne. E tamam mı tamam. Ben yayındaydım. Tam yayındaydım. Yayını durdurdum. Mikrofonu kapattım. Ali Koç aradı. Bunların hepsi o seçim sürecinde oluyor. Dedi ki Serhat ben artık geliyorum.
başkan olacağım. Kalpler beraber, gönüller beraber. Böyle bir saçma sapan bir slogan çıkarttı. Böyle sanki parti kurmuş politikacı gibi. Kalpler beraber slogan. Abi seninle kalbim bir olmasın benim abi, mümkünse, tamam mı? Kalpler bir dedim mi birdir yani. Bunu ikiletmez insan. Karakter meselesi. Sonra dedi böyle böyle işte Twitch yayınları, nargile margile çok takip ediyorum. Süpersin, şuysun, buysun. Tamam. Ali Koç başkan oldu. Yayınları falan da bıraktık. Çünkü diyor ki bekle, yayınlar da dursun, beraberiz. Niçin beraberiz bilmiyorum ama. Durdu böyle, anladın mı? Ben bir Almanya'ya gittim. O zaman da çocuklarım evli falan, boşanma davaları falan, böyle git gelli bir şeyin içindeyim yani. Türkiye'ye yerleşeceğim ama Almanya'da da işlerim var, git gel. Almanya'dayım. Bana bir telefon geldi. Belçika'da çok sevdiğim abim Metin abi. Brüksel'de çok değerli bir abim. Çok da böyle ağları bağları inanılmaz güçlü. Fellaini Manchester United'den bonservis elinde ayrılacak. Bunu dedi şey yapabilir miyiz? Beşiktaş teklif sunmuş. Fellaini Fenerbahçe demiş menajeriyle. Menajeri de Metin abinin çocukluk arkadaşı. Beni masadan aradılar. Ondan önce ben Semih Özsoy'u aradım ve başkanı tebrik etmek istedim. Bak düşün. Şimdi size başkandan olmadan evvelki süreci anlatıyorum. Şimdi başkan olduktan sonraki süreci anlatıyorum. Ben Semih Özsoy'u aradım. Buyur Serhat. Dedim başkanla bir görüşebilir miyim? Hani tebrik edeyim madem bu kadar şey olduk, destek olduk, siz de aradınız ettiniz. Ya o şu an çok yoğun bilmem ne bilmem ne, başladık bu kaçamak işlere. Şöyle böyle başkan çok yoğun. Başkan oldu ya artık. Bitti artık yani, başkan oldu. Artık Serhat'a Merhat'a kimseye ihtiyaç yok. Tamam. Bir şey de demedim. Bir de aradım sonra. Dedim ki Semih abi dedim böyle böyle. Fellaini diye bir durum var. Fellaini kim dedi bana. Abi Fellaini birisi dedim işte. Boş versen bir tane futbolcu var dedim. Tamam yani adamlarla ne konuştuğumu şaşırdım. Yani futbol mu konuşuyorum? Bu adamlar ne için var? Basket mi yönetiyorlar? Fenerbahçe as başkanına konuşuyorum yani, anladın mı? Fellaini diyorum, o kim diyor yani mesela. Fellaini birisi dedim ben de işte, birisi varmıştı futbolcu olmak istiyormuş. İster misiniz? İstemez. Tamam dedim abi, kapattım. Adam dedim Manchester United oynuyormuş. Bonservisinde şimdi Belçika milli takımına da dedim Dünya Kupası'na gidecek. Çok önemli futbolcu değil dedim zaten. Siktir et dedim, kapattı telefonu. Çünkü ne anlatayım ki adama? Yani şey, anlamayan adama sen sabah kadar bir şey de anlatsan anlamaz yani, bu böyledir. Kapattık. Ondan sonra Saadettin Saran'la görüştüm ben. Saadettin abi aradı beni. Metin Şen ve bir kişi, bir tane daha yönetici. Saadettin abinin yanına desteğe gitmişler. Destek istemeye. Oradaki konuşmayı da üstü kapalı konuştuk. Yani Saadettin abi demiş ki işte bana boksla yüzmeyi verin şubeleri. Ben size bir de 5-10 milyon neyse TL olarak nakit vereyim, 10 milyon. O zaman daha euro falan patlamamış. Destek olayım demiş. Onlar da çok sevinmiş. Sonra bunlar da Başkan Ali Koç'u aramayınca falan ego mego muhabbetine o olay yatmış. Saadettin abi demiş ki size en çok Serhat Akın destekledi. Bu bizim kardeşimiz, bu çocuk da hasta Fenerli. Hani bunu bir yanına çağırın. Bunu Saadettin Saran söylüyor. O anki yönetimin aklına gelmiyor. Nasıl bir yönetimle yola çıktıysa. Ondan sonra Metin Şen beni aradı. Onu da söyleyeyim burada. Hani hak geçmesin. O öyle değil olay dedi. Ben seninle bir buluşup anlatayım dedi. O da şey oldu. Yani şu an Fenerbahçe yönetimi eski veya yeni size eğer şunu diyorsa ki ya buluşalım tamam veya ben seni arayacağım, unut abi. Öyle bir dünya yok. Anladın mı? Ondan sonra dedi ki bana Saadettin abi seni arayacaklar, görüşecekler. Tamam. Feyenoord maçı. Filip Koki Hoca beni Metin Şen aradı. Serhat dedi stada gelir misin? Seninle bir görüşelim. Bak birebir anlatıyorum olayı. Tamam görüşelim. Konunun ne olduğunu bilmiyorum. Ben stada gittim abi. 3 saatte stada girdim abi. Oradan buradan işte sıra bekledim. Yeni bir sezon, yeni bir başkan. Filip Koki yeni bir şey. İşte Barış Alıcı falan oynuyor böyle. Saadet abinin lojasında olacağım ben dedim. Saadet'in abiyle seyrederim maçı dedim. Sonrasında dedim tamam biz seni Saadet'in Bey'in lojasından alırız Serhat dedi. Stada gittik. Tamam mı? Maçı seyrettik. Saadettin abinin de rahmetli babası o zaman hayatta, yaşlı olduğu için onlar erken ayrıldı. Yani 75'te ayrıldı. Serhat dedi hoca sen de sen otur maçı seyret.
Ben maçı seyrettim. Maç bitti. Stat boşalmaya başladı. Boşalıyor. Ben tabii bekliyorum falan. Hani yoğun. Herkes bir dağılsın falan. Abi içeride şey lojadan görevli bir tane genç bir kız var. Onunla baş başa kaldık statta biz. Ben bir başladım ağlamaya. Şey ağlıyorum hani. Böyle duygusal, anladın mı? 6 Kasım şu böyle statta, bir de ilk defa gelmişim. Böyle gözümde canlandı. Böyle bir duygusal bir an yaşadım. Şeyle o şarjlarla alakalı değil. Arıyorum. Metin Şen'i arıyorum. Semih Özsoy'u arıyorum. Herkesi arıyorum. Kimse açmıyor. Sonra aradan 15 dakika geçti. Stat tamamen başladı. Metin Şen beni aradı. Serhat dedi buyur. Abi dedim nasıl buyur? Yani ben zaten buyurdum. Buradayım. Ben ne yapacağım şimdilik dedim yani. Ya Serhat dedi hakkını helal et. Ben dedi kendimi affettireceğim. Ben dedi başkan, Feyenoord başkanı falan, biz apar topar stat'tan çıktık. E dedim abi yani helal olsun da dedim yani. Beni niye çağırdınız abi yani? Ben niye buradayım şimdi mesela? Ben niye burada unutuldum falan. Bunu da bazı karaktersizler, eski futbolcu mu değil mi ne olduğu belli olmayan insanlar kalkıp bunu öyle bir basit anlatıyor ki. Yani anladın mı? Sanki basit bir şeymiş gibi yani. Ne olmuş gibi diyor, anladın mı? Şimdi ben dedim ki bizim dedim Lugano, Apia, ben onlarla oynamadım dedim ama severek seyrettiğim, hayran olduğum futbolcular dedim. Fenerbahçe'de inanılmaz dönemler geçirmiş. Onlar geldiğinde Fenerbahçe TV'ler, kırmızı alalar, sarı alalar diyeyim, kırmızı demeyeyim. Stadın içinde plaketle dolaştırmalar, bizim dedim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Ama dedim beni stada çağırdıysanız 2 dakika görüşürsünüz değil mi dedim yani en basitinden. Tamam falan kapattılar, bitti. Sonra bunlar umursamadı. Ben de Semih Özsoy'a bir tane mesaj attım. Biraz ağır olabilir o mesaj ama yerinde bir mesajdı. Yani Fenerbahçe'nin böyle yönetilemeyeceğini, işte seçimde siz böyleydiniz şimdi böyle... Abi bir insanın kıçı başı oynarsa tehlike. Ne kim olursa olsun makam beni ilgilendirmez. Ama dedim Ali Koç'un bundan haberi yoktur dedim. Sizi beni statta unuttuğunuzdan dedim. Sonra mesajı okudu, cevap vermedi. %100 mesajı Ali Koç'a gösterdi. Ali Koç beni aradı. Ben de Almanya'dayım. Mönchengladbach civarındayım. Brüksel'e benim mesafem arabayla 160 kilometre falan. Ali Koç dedi ki Serhat dedi özel uçağa, UEFA maçına gideceğiz şeye. Anderlecht maçına. Özel uçağında davet edeyim. Dedim ki başkanım ben dedim zaten Almanya'dayım. Benim buradan gelmem zaten dedim daha rahat dedim. Ben sizi orada karşılarım dedim. Tamam Serhat dedi. Orada dedi görüşeceğiz. Tamam. Gittik. Ben gittim oraya. İşte eski Grand Place falan dolaşıyoruz. İşte Boğa Moğa beni çağırıyor. Resimler. Hepsi de burada duruyor. Siz hepsini de burada hani gösteririm yani. Resim işte. Ben resim çektiriyor başkan. Bunu diyor paylaşsana diyor. Sonra bana yorumları atsana diyor mesela. Niye böyle diyor? Bilmiyorum. Kendisine sorarsınız. Böyle bir şey. İşte pasta kestik. Fenerbahçeliler Derneği işte orada Ali Koç'a pasta kesildi. Hepsinde beni yanında istedi. Yanında duruyoruz biz de. İşte Önder Turacı geldi şu bu. Yarın dedi maçtan evvel 2'de otelde buluşalım. Konuları konuşalım. Tamam başkanım. 2'de gittim. Acun Ulucalı var. Acun abi de gelmiş Dominik'ten yorgun argın. İşte Rapayiç vardı. Birkaç isim daha vardı. Başkan geldi. Ben tabii ayağa kalktım falan. Başkan gelince işte Az Yıldırım şeyi gibi falan. Başkan işte tabureye oturacak. Ben oturtmuyorum, tutuyorum falan. Başkanım yapma etme. Tabure olmaz. Falan tabureye oturdu. Taburede oturduğu resim de var. Onu da size paylaşırım. Ondan sonra konuştuk sohbet falan. Serhat dedi sohbetin çok iyi geldi dedi. Maçtan sonra dedi maçı kazanırsak dedi sabahlar mıyız dedi. Hani konuşur muyuz falan. Konuşuruz başkanım dedim. Berabere kalırsak ben ne yapayım dedim. O zaman ben sana haber veririm dedim. Maç 2-2 bitti. Kimse bana haber vermedi. Ben Almanya'ya döndüm. Sonra bana haber geldi. Birebir yaşadığım olayları anlatıyorum size. Almanya'ya döndüm. Volkan Ballı bana mesaj attı. Dedi ki başkan seni İstanbul'a bekliyor. Senin işi bitireceğiz. Abi benim işim neymiş, ne olacakmış biliyorsam şu sandalyeden kıpırdamak, kalkmak nasip olmasın.
Tamam. Ben İstanbul'da gittim. Bu iş için değil ama başka işim vardı. Volkan abi de mesaj attım. Volkan abi dedim ki ben İstanbul'dayım. Eğer başkan görüşmek istiyorsa buradayım dedim. Ertesi günde CSKA Moskova varmış. Hayatımda ilk defa basket maçına gittim. Ogaday vardı. Sövver'e gidiyor şimdi kardeşim Ogaday girişken. Biz gittik basket maçına. Başkanın locasında oturuyoruz, seyrediyoruz. Selamlaştık falan filan. Maça kaptırdı kendimizi. Maç inanılmaz bir comeback attı Fenerbahçe. 20 sayı gerideydi herhalde. Acayip bir maç. Ben böyle aşağı yuvarlanacağım. Ben başkanı falan da unuttum zaten böyle. Gideceğim. O kadar dedi ki bana. Daha dün gibi aklımda. Ondan sonra bu arada sizin şeylere bakıyorum da kusura bakmayın. O kadar dedi ki abi dedi bugün güzel şeyler olacak dedi. Hissediyorum dedi. Dedim hayırlısı o kadar nasip kaderimizde ne varsa yaşayacağız. Devrede maçın devresinde Volkan Ballı dün gibi baktığımda aramızda da 5 metre var. Başkan Ali Koç Serhat dedi bizim işimiz çıktı biz gidiyoruz dedi ve gittiler. Ve gidiş o gidiş. Bir daha hiçbir şekilde bir Allah'ın kulu kim olursa olsun araya kim girersin beni zaten o şahsta bir yere getiremez. Ama benim için bitti. Konu tamamen bu. Şimdi bu olay benim yaşadığım bir olay, tamam mı? Bu beni ilgilendirir abi. Bu başka salakları ilgilendirmez. Yarım akıllılar var ya konuşuyor boş boş. Onları ilgilendirmez. Götünden bir şey uydurmasınlar. Ben onlar gibi parayla konuşan bir adam değilim. Kalbimden adamlığımla konuşan biriyim. Para aldım mı başkanı yalayıp para almadığımda param bittiğimde başkana sallayan bir model değilim. O yüzden herkes haddini bilecek. Delikanlıysa da ilk önce benimle konuşup beni işte ne bileyim oralara buraya içer reklam için beni kullanmaya çalışıp beraber YouTube kanalı kuralım falan filan deyip tamam mı? Boş yapmasınlar tamam mı? Ters olarsa gitsinler başkalarını çarpsınlar veya başkalarının hakkında çarpsınlar. Ben onların o pislik çamuruna bulaşmam. Orada zaten 3-5 tane domuzlar çok sever Almanya'da. Hiç gördünüz mü? Ben Almanya'da doğdum büyüdüm. Domuzlar çamurda var ya. Oo! Çamur banyosu. Sırtını falan böyle şey yaparlar. Dönerler çamurun içinde falan. Onlardan var birkaç tane burada. Neyse. Konu bu abi. Şimdi bu konuyu alıp İsmail Kartal'mış, Fenerbahçe düşmanıymış, bilmem neymiş. Baba. Adam bir tane tanımadım. Başkan, eski başkan oğlu muymuş, kızı mıymış, ne olduğu belli değil. Hani yok işte kulüpten çıktım. Başkan dedi ki işte şu şahısla şu Serhat Akın olduğu sürece bizim dışarıda düşman aramamıza gerek yok. Fenerbahçe düşmanı dediler o. Fenerbahçeli bile değiller belki dedi. Ama sonra kalktılar prim olayına falan ağırlarına gitti. Yok ben Serhat'a prim verdim. Tanımıyorum değil mi? Kur'an Evliya çarpısında tanımıyorum. Yani hiçbir zaman hiçbir yerde ne el vermişimdir ne karşı karşıya gelmişizdir. Namussuz şerefsiz olayım ki eğer öyle bir şey varsa tanımıyorum abi adamı ya. Ne yapıyorsa yapsınlar. Umurumda değil. Şimdi senin başkanın bir kere kalıbın adamı değil mi? Bunu kendi söyleyemiyor mu? Sen tetikçisi misin onunki sen söylüyorsun. Şimdi şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Ben hiçbir Galatasaraylı oturup bir program yapıp bir Fenerbahçeliye vurmuyorum anladın mı? Ben kendim neyse onu konuşuyorum. 9 senedir bu takım şampiyon olmuyor. Bunun sebebi bu adamlar. Tamam bu adamlar. Fenerbahçe kalkıyor kanal kuruyor. Gidiyor oraya 3-5 para veriyor. 2 tane dangalağa. Onlar da kalkıyor herkese saldırıyor. Ve bana tehdit yazısı geliyor. Tamam mı? O tehdit yazısında ben de yöneticiyi arıyorum. Diyorum ki bak böyle böyle sizin isminizi veriyor. Sizinle iş veriyor. Ya beni bir tane salan, farenin, sincapın neye benzediği belli değil. Bir tane herif arıyor. Bize tehdit ediyor. İşte seni Fenerbahçe kulübüne barıştıracağız. İşbirliği yapalım. Baba beni Fenerbahçe kulübüne kim küs ki kim barıştırıyor? Siz kimsiniz barıştırıyorsunuz? Fenerbahçe'nin kulübe soktukları adamlar leş. Leş. Tamam mı? Bu adamlar yarın bir gün Fenerbahçe'nin başını yakacak. 9 senedir bile yakıyor. Çünkü Fenerbahçe hep böyle saçma sapan adamlar şey yapıyor. Etrafında bulunduruyor. Tamam mı? Ben de bunlardan çok rahatsızım. Ve ben bunu söyleyeceğim. Bunların karşısında gücüm yettiği kadar da duracağım. Çünkü bu senenin sonunda bu takımla tamam mı? Bu takımınla Fenerbahçe şampiyon olmasa yine en çok kar olacak adamlardan bir tanesi benim. Onlar değil. Onlar çünkü parasına bakıyor abi. Paralı onlar. Paralı. Parayla veriyorsun onları konuşuyorlar. Para vermeyince susuyorlar. Bu kadar basit. İsmail Kartal.
Fenerbahçe'nin evladı. Abi geçir evlat mevlat olayını. Kimse kimsenin, herkes babasının evladı abi. Kimse kimsenin evladı değil. Tamam mı? Gün bittiğinde herkes annesinin babasının hayattalarsa, Allah uzun ömür versin, annesinin babasının evladı. Kimse kimseyi şey yapmadı, anladın mı? Bunları bir geçin. Bu saçma sapan olayları geçin. İsmail Kartal'ı Fenerbahçe çağırdığında geldi. Bunu da bir geçin. Tamam mı? İsmail Kartal zaten işsiz kardeşim. Adamın kulübü yok. Kulüp çalıştırmıyor. Adamı biz İsmail Kartal'ı çağırdığımızda adam Barcelona'yı Manchester City'yi mi çağırıp bırakıp geliyor Fenerbahçe için? Neyin fedakarlığını yaptı yani? Ne anlatıyorsunuz siz kardeşim? Bunda kötü bir şey de yok. Hocası mı? O zaman Fenerbahçe hocası gibi yönetecek. Fenerbahçe hocası gibi yönetmeyince de ben de bunu gördüğümü söyleyeceğim. 10'da 10 yapıyor, 20'de 20 yapıyor. Kalkıyor, gör sana girsin diyorlar. Fenerbahçe'den söylüyor. Bana söylüyorlar. Bana ne girecek kardeşim? 9 senedir zaten giren girmiş. Hepimize girmiş. Siz şimdi kalkıp bununla şey yapıyorsunuz. Sonra 6 yiyince bu Hacı İsmail'le olmaz diyorsunuz. İşte ben de olmaz demiyorum orada. Ben de orada diyorum ki bu takım ayağa kalksın diyorum. Bu takımı ayağa kaldırması için hoca harekete geçmesi lazım diyorum. 74'e kadar donup oyuncu değişikliği yaptığında 6 yersin. 70 metreden 3 tane köy takımına Norçelant'a 70 metre derin topla halen gol yemeye devam edersen, o golü yakalayamazsın, oraya bir hamle yapmazsan, göbeğin boş olduğunu görmezsen, seni yarın bir gün başka birileri de şampiyonluk yolunda yara açabilir diyorum. Bunu söylüyorum. İsmail Kartal'ı çok seviyorsanız evine posterini atın, onunla yatın, onunla kalkın kardeşim. Ben beğenmiyorum hocalığını. Beğenmek zorunda da değilim abi. Bu kadar basit yani. Abi Pep Guardiola'nın kazanmadığı kupa yok. Adamın açıklamasını okumuyor musunuz? En çok ben eleştiriliyorum diyor. Niye? Çünkü en iyisi. Siz de kalkıyorsunuz. Farklı farklı bir şey, fanteziler yapıyorsunuz. Ha, bu kendi, bak, saygı duymak zorunda değilsiniz. Anladın mı? Veya işte katılmak zorunda da değilsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ama benim bu İsmail Kartal'la yaptığım görüşmeler, konuşmalar veya maç analizleri asla ve asla şahsi bir problem değil abi. Ben şöyle bir adam değilim abi. Başkalarına karıştırmayın beni. Yani ben Ali Koç üzerinden başkasına vuracak kadar kalitesiz bir adam değilim. Allah'a şükür annem babam beni o konuda 10 numara yetiştirmiş. Benim Ali Koç'la bir davam varsa onunla. Benim Ali Koç'la da bir davam yok. Çünkü Ali Koç diye bir insan yok benim için, anladın mı? O benim için bu sene yine başkan adayını koyacak ve siz de gidip seçeceksiniz. Girelim mi iddiaya? Bu program burada dursun. Şampiyon olsun olmasın bu takım. Ali Koç yine seçilecek, yine adayını koyacak ve taraftarı yine seçecek. Her şey algı yapılacak. Ali Koç diyecek, bir sürü paralar harcı diyecek, bilmem ne diyecekler. Bu hep böyle olmuştur bu ülkede. Böyle olduğu sürede de o zaman ağlamayacaksınız. 9 sene şampiyon olamadık, niye böyle bir... Bu. Benim Fenerbahçeliğim öyle değil abi. Benim Fenerbahçeliğim farklı, ben daha hırslıyım. Ben hırslı bir adamım. Ben bu takım şampiyon olmazsa kar olurum abi. Geçen sene farklı abi. Ya düşünsene Fenerbahçe taraftarının bana ne diyorlar biliyor musun? Ne oldu senin Cesus baban? Lan salak mısınız siz? Cesus'u ben mi getirdim? Nereden benim babam oluyor? Adamı Cesus'u bu ülkede ilk yarıda oynattığı futboldan bir tane tebrik etmeyen bir tane adam gösterin bana. Sonra adam gidiyor Fenerbahçe'de diyor ki lan ne oldu diyor, gördün mü Cesus böyle yaptı diyor. Tamam adam orada ne yapıyor? Şu an Cesus nerede? Sonuncu mu, lig sonuncusu mu, takımı mı düşürüyor? Adam diyor ki ben Neymar'sız liderim diyor. Al-Nassr diyor acaba Ronaldo'suz ne yapardı diyor. Adam orada yargı dağıtıyor. Şimdi bu adamı kim küstürdü? Bu adam ikinci devre niye değişti? Futbolcuları biz hoca ikinci devrede tanıyamadık niye dedi? Bunu çözerseniz, bu çözülürse, tamam mı? Bu iş biter. Elin Portekizlisi ben demedim adama. Elin Portekizlisi kim dediyse, kim küstürürse gidip ona gücünüz yetiyorsa, yüreğiniz yetiyorsa ona söyleyeceksin. Öyle kanallardan klavye delikanlı yapmak herkes yapar. Yazarsın, iki tuşa basarsın, gidersin. O yüzden boş verin. Ya hay senin Survivor All-Star'ına kardeşim. Survivor All-Star'a falan katılmıyorum. Adamlar pazartesi gidiyor. Yarışma başlıyor. Sen hangi çağda yaşıyorsun? Geriden mi geliyorsun? Dondurdular mı? Yeni mi çözüldü buzun? Anlamadım ki. Gitti adamlar takımları açıkladı, görmedin mi? Görüştük Acun abiyle. Ben buradayım, bu işimin başındayım dedim. 10 numarada bir görüşme yaptık. Hiçbir sıkıntı yok yani. Ne Survivor All-Star'ı, bitti, yarışma başlıyor zaten. Burada yani Survivor'ın sesini konuşuyoruz. Çıkmış Survivor'a katıl diyor ya. Yok Survivor yok kardeşim. Buradayım ben. İzleyeceğim. Yani çok da keyifli olacağını inanıyorum. Yani tam benim istediğim yarışma aslında. Belki
şey olmasaydı gidip orada bir 42 yaşında bir ufak bir yargı dağıtabilirdim ama şimdi başka seçimler olacak, başka adaylar olacak, tamam mı? Ben kimseyi desteklemiyorum abi. Ben şu benim bu şu an ben kimsenin destekçisi de değilim. Kim ne yapıyorsa da yapsın. Ama inanmadığım kişi de başkan. Ben size dedim ki herkese. Berkay yanımdaydı. Berkay'la program yapıyorduk. Fenerbahçe'nin en deep yaptığı yani en dibe vurduğu dönemde hiçbir başkan adayı çıkmadı. Ben de dedim ki Fenerbahçe'nin ihtiyacı olmadığında veya işte fırsat bulduğunda fırsat başkancılığı yani fırsat adaycısına karşı koyarım dedim. Onu da açıklarım dedim. Bu seçimde de kim gelirse fırsat gördüğümü açıklayacağım. İsmi kim olursa olsun. Bak ismi kim olursa olsun. Çünkü Fenerbahçe başkanı fırsat bir başkanlık kullanacak bir başkanlık koltuğu değil abi. Fenerbahçe ihtiyacı olduğunda, yaralı olduğunda oraya gidip elini taşına altına koyacak delikanlı gibi bir başkan çıkmadı abi. Çıkmadı kimse. Kimse de bana anlatmasın bir şey. Çıkmadı abi. Hatırlayın o dönemi. Çıkmadı kimse. Ali Koç dedi ki varsa dedi bir delikanlı çıksın karşıma dedi mi demedi mi? Çıktı mı bir tane delikanlı çıkmadı. Şimdi çıkacak olan da benim için delikanlı değil abi. Bu kadar basit. Bu da benim kendi bakışım. Size çok keskin gelebilir. That's not my fault. Beni tamam mı? Benim Fenerbahçe'den hiçbir beklentim yok. Hiçbir zaman da olmadı. Ne teknik direktörlük, tamam mı? Ne başka bir şey. Hiçbir şekilde de 3 kere niye unutulduğumu, sağda solda kenarda bırakıldığımı da bilmiyorum. Ama buradan tekrar söylüyorum. Tamam mı? O altyapıya topladığı oyuncular var ya, o ben değilim işte. Beni belki öyle coin gibi bir şey değil bu ha. NFT coin'i değil. Bildiğimiz coin var ya, coin. Biraz coin gibi geldi. Coin yani öyle çiti şey yapacaksın. Orada coin'leri gezi. O ben değilim ha. O belki de onu anlamışlardır. O yüzden böyle şey yapamışlardır. O ben değilim yani. Oraya beni koyacaksın da orada biz takılacağız. Öyle bir dünya yok. Ben Almanya'da doğmuşum, büyümüşüm. 3-4 tane dil biliyorum. Belçika'da Ali Koç bana diyor ki ya sen Belçika'da niye seviliyorsun diyor. Belçika'da bizi karşılayan da kompanyanın babası adam belediye başkanı. Adam biz 2 şampiyonluk yaşamışız. Başkanın dünyadan haberi yok yani. Şunu da söyleyeyim hak geçmesin. Bana ne dedi? O tamamen bak şu an bir anda aklıma geldi. Bana ne dedi biliyor musun? Bunu da ilk defa burada açıklıyorum. Hiçbir yerde de bunu duymuş olamazsınız. Bana başkan dedi ki Serhat dedi pivot takımı satın alacağız dedi. Büyük ihtimalle Aachen'e satılmak istiyorum dedi. Almanya Aachen'e dedi. Sen dedi Almanya'dasın, Almancan var dedi. Seni de oraya kulüp başkanı yapayım mı dedi. Yani başına geçireyim mi dedi. Dedi ki başkanım istemiyorum. İstemiyorum dedim ya. İnanmayacaksınız ama söyleyeceğim niye istemediğimi. İstemiyorum dedim başkanım. Öyle bir beklentim yok dedim benim. Yani hiç beklentim yok. Böyle bir teklif de okey ama ben istemiyorum. Sen ne düşünüyorsun dedi. Dedim ki başkanım ben futbolu çok seviyorum. Ben Ferdi Kadıoğlu'nu genç yaşta izledim. Eray Cömert'i izledim. Şu an Basel'de oynarken Valencia, Malencia her yeri dolaştı. Şu an herhalde yine İspanya'da olması lazım. Ondan sonra veya Fransa'da galiba. Fransa'ya geldi. Valencia'daydı, Fransa'ya geldi. Ondan sonra Leroy Sané'yi 14 yaşında başka bir oyuncu derken Leroy Sané'yi buldum. 14 yaşında salon turnuvasını izledim. Acayip böyle seviyorum anladın mı böyle genç oyuncuyu. Belki o zaman CM'den MM'den kalma. Diğer Alessandro'ları falan hatırlarsınız. River Plate, River Plate falan derken çok seviyorum yani. Kaka ile mesela ben de şey demişti kadro 2002 Dünya Kupası'nda o zaman kadro dedi Kaka. Kimse yani biliyorsunuzdur da hani Kaka bilinmiyordu o kadar. Kaka falan böyle oyuncuları seyretmeyi, genç yeteneği bulmayı, işte böyle acayip bir yetenek keşfetmeyi çok seviyorum dedim. Ben dedim bak söylediğimi de söylüyorum iki çocuğumun üzerine yemin ediyorum. Ben dedim hiçbir şey de istemiyorum dedim. Ne para pul ne şey. Ben dedim istiyorsanız dedim size data biriktireyim. Kendi datam var dedim. Çünkü futbolu bıraktım da başladım dedim. Ben dedim gideyim Belçika. Ben zaten üçgende oturuyorum. Belçika, Fransa, Almanya. Bütün Almanya'yı tararım. Oradan ara sıra Avusturya, İsviçre'ye dönerim. Ne olacak ki arabayla her yer 300-500 kilometre. Belçika, Hollanda'yı tararım. Size aylık raporlarımı gönderirim. Senin futbol patronu Komoli. Bana diyor ki Komoli benim diyor
Kaç senelik arkadaşım Serhat diyor. Beni diyor harfle satmaz diyor. Bir tane diyorum mesajla bir tane tweetle satar seni dedim. Söyledim bunu başkanın suratına. Ama dedim mesela ben seni satamam başkanım dedim. Veya atıyorum Tuncay Şanlı seni satamaz dedim. Çünkü biz o armaya karşı dedim. Bizim aşkımız dedim. Sana veya şey değil. Biz renklere tutulmuşuz dedim. Senin yanında böyle adamlar olursa dedim. Sen asla dedim zaten onlar tarafından satılamazsın. Biz başarısız oluruz gideriz o ayrı bir şey. Biz kendimizden gideriz zaten dedim. Komali bir tweetle sattı. 20 senelik arkadaşıymış. Ve bundan hiçbir şey 5 sene boyunca hiçbir şekilde ders çıkarmadı. Dedim ki ben scoutluk yapayım. Bir yetki falan da istemiyorum. Bir imza da istemiyorum. Bir para da istemiyorum. Anladın mı? Ben benzin paramı da çok şükür koyarım. Giderim izlerim. Orada ne bileyim bir yiyeceğimi alırım. Bir içeceğimi alırım. Maçı seyredim. Zaten seviyorum futbol dedim. Ben dedim scoutluk yapayım. Ama resmi olmasın bu hani. Çünkü benim adımdan bir şekilde rahatsızlar. Ali Koç da rahatsız. Ama söylemiyor. O yürek yok yani niye rahatsız olduğunu. Sonuçta 6 Kasım'da falan tribünde devrilendi. Bizi seyreden de onlar da hani. Fenerbahçe düşmanı diyor. Eski başkan o yarım akıllar. Biz 3 sene şampiyonluk yaşadığında da sağda solda dökülen de alem yapan da onlardı yani anladın mı? O yüzden herkes vefalı olacak. Vefalı. Seversin sevmezsin. Vefalı olacaksın kardeşim. Bu çok önemli. Dedim ki scoutluk yapayım. Raporu da senin futbol patronuna yollarım dedim. E-mail atarım. Futbol patronu diyor ya ona. Futbol patronu diyor. Futbol patronu dediğin adam hırsız. Adamı Belçika'da hırsız diyorlar. Sokmuyorlar Belçika'ya. Komoli'ye. Çaldıklarını attı hesabı. Geri Fenerbahçe'den sonra gitti kulüp başkanı oldu. Artık nasıl bir hırsızlık yaptıysa onları açıklamıyor başkan. Neler? Bir tane bonservissiz adam almadı ya. Bonservissiz bir tane transfer yok herifin. Fenerbahçe'de yaptı. Ve o adam halen gidiyor Fenerbahçe hakkında Ali Koç hakkında sallıyor. Ali Koç bunlara aslında karşı durması lazım. Bizim gibi adamlara değil. Ama işte onlara yüreği yetmiyor. Niye biliyor musun? Yabancı. Bizde yabancı sevdası var. Yabancı sıkıntı yok. Yabancı ise önemli değil. Böyle bir şey sundum. Süper fikir dedi. Kaldı konu bu. Bir tek bu geçti aramızda. Konu bu. Yani teknik direktörlük bilmem ne. Adamlar başkanlık ya başkan bana başkanlık teklif etmiş Alemanya yakına. Yani o yüzden o yarım akıllı malları dinlemeyin siz. Onlar mal. Onlar para alınca konuşuyor. Yani şey gibi bu. Ne bileyim Luna Park'larda böyle saçma sapan şeyler olur. Atölyeler oluyor para atınca çalışır. Atölye gibiler yani. Para atınca beyinleri onun için çalışıyor. Onun haricinde duruyor. Ondan sonra böyle bir şey oldu. Konu bu. Bu kadar. Yani başka hiçbir şey de olmadı. Yani. Anladın mı? Ondan sonra herkes kendi yoluna gitti. Bir tane daha olay yaşadım. O da telefonumda kayıtta. Tamam mı? Company ile konuştum. İzmir'deyim. Company ile yazıştık. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Moralim bozuk dedi. Ne oldu dedim. Pep Guardiola uzatmayacak benle dedi. E tamam dedim moral niye bozuk hani sonuçta 32 yaşına geldin şu bu bir yerde olabilir yani çünkü orası high performans yani anladın mı burada company mompany dinlemez en yüksek level orası yani bizim gibi böyle Samet Al 5 sene sırtında taşı yok orada anladın mı high level yani company kaptan maptan dinlemiyorlar form grafiği düştüğünde adam hemen değişiklik yapıyor orası başka bir seviye anladın mı ondan sonra dedi ki böyle e dedim Fenerbahçe o zaman en başı bu daha tamam mı dedim ki başkanla aramayın yani diyaloğum var. Seni dedim şey yapayım mı Fenerbahçe'ye? Burada dedim kral olursun hani havani mavani düşünsene kompani geliyor yani. İlk transferi Ali Koç'un kompani yani. Vincent Kompany. Manchester City'nin kaptanı şeyin milli takım oyuncusu Belçika'nın. Benim de eski takım arkadaşım kardeşim canım ciğerim. Ben de ne yaptım biliyor musunuz? Kompany ya dedi bir konuşsana dedi bana kompani. Ben de screenshot aldım. Başkan Ali Koç'a bu screenshot'u attım. Birebir. Tak telefon geldi. Başkan Ali Koç arıyor. Ben kalktım buyur başkanım. Serhat dedi sen ne diyorsun? Dedim vallahi ben bir şey demiyorum. Bu kompani dedim. Bir şeyler diyor. Ben bir şey demedim dedim. Böyle bir şey olabilir mi falan heyecanlandı başkan. Ben de heyecanlandım tabii. Valla dedim başkanım bunu dedim uzatmayacaklar. Bunun ben bonservisinin de bahsettiğimiz oyuncu da 32 yaşında Vincent Kompany dedim yani. Ortalık yıkılır mı? Yani ortalık yıkılması dedim ya. Hayatın ne bileyim başka insanların bakış açısı değişir dedim. Yani sen başkan oluyorsun. İşte vizyon diyorsun, şu diyorsun ve kompaniyle giriş yapıyorsun. Yani
Hani harbiden vizyonun yani anladın mı ortaya çıkar. Biz vizyonu hiç anlayamamışız ki. Vizyonlar Kemal Ademiler falanmış. Bilseydik ben ne screenshot alıp oraya onu yolluyorum. Tamam nasıl yapacağız? Kaç para ister? Başkanım dedim ben bu benim takım arkadaşım. Ben dedim adamın menajeri değilim ki kaç para istediğini ben nereden bileceğim? Onu dedim senin bir zahmet futbol patronu yok mu dedim Komali sabah akşam sayıklıyorsun. Onu da o halletsin. Tamam süper bana bilgileri ver falan filan hallettik. No chance. Niye? Çünkü futbol patronu indiremeyecek. Nasıl indirsin adam? Adamın bonservisi elinde. Adama direkt para verecek. Atıyorum senelik 4 milyon euro veya 5 milyon euro. Adam gelecek. Burada para nasıl indirecek ki? Bonservisi elinde çünkü adamın. Bütün oyuncuların bonservisi elinde. Frey, Benzia. İşte bütün oyuncuları sayın oradaki şeyleri. Slimani, Milan hepsini topla abi. Abi kaç tane oyuncu alındı? Emre Belezoğlu sportif direktör oldu. Kaç tane oyuncu alındı? Kimse konuşmuyor bunları. Biz ne dedik peki? Biz ne dedik? Berkay'la programa çıktığım günden beri ne dedim? Fenerbahçe dedim. Kaliteli ayaklar lazım dedim. Tecrübeli isimler lazım dedim. Başkan ne dedi? Ben dedi yaşlı maçtı. Genç menç oyuncular. Gitti bütün gençleri topladı olmadı. Sonra gitti 37 yaşında Emre Belözoğlu'nu getirdi. Bilmem ne falan filan. Şimdi bu takımın yaş ortalaması kaç? Takımın başında imparator var. Bence imparator. General bence o. Başkan için general Mert Hakan olabilir. Halen bak siz şunu anlamıyorsunuz. Başkan diyor ki bu takımın generali diyor Mert Hakan diyor. Ulan takımda Tadiç'in olduğu yerde Ceko'nun olduğu yerde halen general diyor. Bak halen yanlış cümleler kullanıyor. Bu elin Portekizlisi gibi. Ve bunu Fenerbahçe taraftarı anlamıyor. Diyor ki öyle demek istemedi o diyor. Ya kardeşim sen bir insana elin Portekizli dedikten sonra o zaten ok yaydan çıkmıştır. Bitti. Geri dönüşü yok onun. Ve adam diktatör tarzında bir adamsa. Şimdi burada benim bence bu takımın generali açık ara Ceko'dur anladın mı? Duruşuyla, futboluyla, verdiği mücadeleyle. 10 numara 5 yıldız. Tadiç yanında, Fred yanında inanılmaz bir kadro yakalamışım tamam mı? Şimdi bu kadroyu nasıl şampiyon yapacağını bulman lazım abi. Bu takım kendi başına bileğe kadar getirir ama sonunda atıyorum son maçta veya son nefesinde bu takıma hayat öpücüğü verecek bir şey bulman lazım. Ve şu o asla Ali Koç değil bak. Asla değil. Onu hiçbir şekilde zaten sokmamak lazım. Yani zaten o soyunma odasına girdi 6 birlik maçından sonra. Ne dedi? Norçeland maçından sonra bu takımı dedi ayağa kaldıracak dedi. Yetenekli, tecrübeli oyuncular var dedi. Ya senin hocan yok mu? Senin hocan ne işe yarıyor? Senin hocan kaldıramayacak mı? Yani hocanın yanında nasıl böyle bir konuşma yapabiliyorsun? Çünkü niye? Futbolu bilmedikleri için. Futbolu bilmediğinden, futbolun içinden gelmediğinde TFF başkanı gibi tarihsiz açıklamalar, işte başka bir başkan gibi gidip yumruk atmalar, işte futbolu bilmediğin için futbolu kötü bir şeye sokabilirsin. Bu çok normal. O yüzden futbolu bilen adamları yerleştirmeleri lazım. Yavaş yavaş oraya futboldan. Almanya, Bayern Münih. Ruh hastasın bunlar. Klozeler. Almanya'nın altyapı sorumlusu kim biliyor musunuz siz? Bayern Münih'in. Almanya'nın dediğim Bayern Münih. Halil Altıntop ya. Ahmet'in ikizi. Manyak mı bu adamlar yani? İkizleri mi karıştırdılar? Orada Halil oynamadı ki Ahmet oynadı. Fark etmiyor. Sonuçta adamlar futbol oynadığı için adamın futbol oynayanları. Çünkü futbol oynayan bir adamla hepsi için geçerli değil. Ama futbol oynayan. Şimdi ben futbol oynamışım. Benim altyapıda 14 yaşındaki bir futbolcu 14 yaş grubunda veya 15 fark etmez yaş grubuyla. Yapacağım konuşmayla futboldan hiç alakası. Sadece kağıt üzerinde şey yapan adamın yapacağı konuşma aynı olamaz. O adam benden başarılı olabilir. Örneğin Nagelsmann gibi. Çok iyi bir şeyi var. En iyi, Almanya'nın en iyi Köln Akademisi, en iyi ortalaması olan bir genç yaşta 23 yaşında, 24 yaşında hoca yaptılar. Bu olabilir. Ama kaç tane var bundan dünyada? Ve öbürkülere bak. Pep Guardiola voleybol mu oynuyordu? Jürgen Klopp tenis mi oynuyordu? Hiç mi kafanız çalışmıyor sizin? Yani birazcık akıl, birazcık bak. Bayern Münih'e örnek veriyorum. Bayern Münih altyapıda Halil Altıntop var. Miroslav Klose 19'un başında. Adamlar bütün milli takım oyuncularını, kariyer sahibi insanları toplamışlar. İş yapıyorlar. Nasıl olacak bu iş? Halen orada mı bilmiyorum. Benim Kalsüre takımı
başında sportif direktör. Sportif direktör değişmiş olabilir. Necdet Aygün 81'li 1860 Münih'te stoper oynuyordu. Kardeşim yani yıllarca salon turnuvası hep karşılıklı oynamışız. Adam kendini geliştirmiş. Kursunu yapmış. Adamı alıyorlar. Türk, Rus, Fransız dinlemiyorlar. Alıyorlar. Futboldan gelenleri alıyorlar. Futboldan gelenlerle bu iş olur. Şimdi beni sen tenis federasyon başkanı yaparsan tenis ne olur biliyor musun? Kriket olur. Başlarız kriket oynamaya. Bilmiyorum çünkü kardeşim. Yapamazsın yani. O yüzden kendi alanında uzmanlaşma diye bir şey var. Kendi alanında uzmanlaşacaksın sen. Oraya o adamları yerleştireceksin. O yüzden bakacağız. Bizim bu arada Gurme Spor'da çok güzel bir ekibimiz var. Onları da buradan seslenmek istiyorum. Orada verdiğiniz destek zaten çok iyi. Onları zaten gerçekten artık iliklerimize kadar hissediyoruz. Ve tabii ki organik kalmak, öbürkü pislik, ezik şeyleri bu işe bulaştırmadan, işte onu geçeyim, bunu geçeyim, ne bileyim, bundan bir sene evvel 300 seyredenler 57 bin seyrediliyor. Öyle bir şey, bir hırsımız yok bizim. Bizim arkamızda yatırımcı da yok. Biz abi kardeş buradayız. Tabii ki sivrilmeler olabiliyor. Mesela Bora abi bizde başladı. Artık eksende Bora Beyzade artık o level atladığı için bizi tabii ki biraz şey görebilir yani. Biz biraz aşağılarda kalmış olabiliriz. Onlar da şimdi grupta tabii ki goy goy yapıyor artık. Gurme Spor altı sere takınayım falan filan diye. Ondan sonra Bora abiyle de bir kısa bir anımı anlatayım kısa geçen. Bora abi aradım. Beşiktaş 11'de oynuyor. Fenerbahçe 8.45'te oynuyor. Tırlama maçı mı? Bora abi aradım dedi işte takım stada geliyor falan filan. Maç da saat 8 şey 7 7 mi ne 7 30 mu ne falan. Maçtan 1 saat 1,5 saat evvel falan. Dedim abi nasıl takım stada geliyor? Senin takım dedim 11'de oynuyor. Ben bilmiyorum tabii ki. Eksende Fenerbahçe maçına vermişler. Ben dedim nasıl abi takım makım? Hayırdır sen nasıl konuşuyorsun? Takım makım diyor ya, tamam mı? Sonra işte şey demiş espriyle. İşte 4-0'dan sonra İsmail Kartal'a sallayan Serhat Akın'la bilmem ne artık karşısındayım falan. Yapıyoruz biz. Kendi aramızda eğlenceliyiz. Çok düzgün karakterli kardeşlerimiz var. Zor geçiniyoruz. Bunu bir şey içinde söylemiyorum. Zor geçiniyoruz. Bizde bir tane Fenerbahçe reklamı yok yani, anladın mı? Koç grubundan hiçbir şey yok. Engellenen bir sürü reklamlar da var. Kıskanan bir sürü insanlar da var. Ben bunların hepsini hissediyorum. Allah herkes kat kat fazlasını engelleyen de herkese kat kat fazlasını verir. Abi hiç merak etmeyin. Bu dünyada yaptığın öteki dünyaya kalmaz abi. Ne olursa olsun. Bak bir sürü operasyonlar var, şunlar var. Haram yemeyeceksin abi. Helal yiyeceksin. Haram yiyen bir yerde tıkanır kalır. Berkay'dan çok fazla bahsetmeye gerek yok. Berkay açık ara bu işin bir numarası o koltukta. Onu da bize, o da iliklerine kadar hissettiriyor. Programı istediği zaman açıyor, istediği zaman kapatıyor. Berkay Ağar abimiz. Onu da buradan sevgiler, saygılar. Böyle bir başlangıç olsun. Bir tanışma olsun. Güzel şeyler olacak. Şöyle bir şey düşündüm. Eğer size de okey olursa bir lifestyle bir video atacağım. Daha çekmedik de çekmeyi düşünüyorum. Yani şöyle Serhat Akın'la Fenerbahçe maçına doğru bir tane video atsak. Yani sabah kalkıp işte bir elimizi yüzümüzü yıkasak, bir kahvaltı yapsak. Yani Fenerbahçe maçına kadar Gurme Spor'daki yayın seyretmeyle birlikte, maçı seyretmeyle ve maçın sonundaki yayın hepsini size çekip oradan bir vlog çıkartsam güzel olur mu diye düşünmedim değil. Öyle bir şey düşünüyorum. Eğer siz de şey olursanız yorumlara da yazın. Kanalda abone olmayı unutmayın. Burada hep sürekli içimi size dökeceğim. Sadece bu dertleşme yayını da değil. Yani dertleşme yayını haftada bir olacak. Bu hakem olayları, şu olayları, bir şeyler olur. Onu konuşuruz ama böyle bir vlog çekeceğim. Yemek yemeyi çok seviyorum. Çok iyi bir gurme olduğuma düşünüyorum. Böyle yemek videoları da çekerim. Futbolun yani sokakta hem futbol şeyleri. Furkan da bizim sevdiğimiz bir kardeşimiz. Adminimiz, her şeyimiz, canımız, yerimiz. Ona dedim. O dedi ki abi kimse inanmaz ki dedi. Oğlum dedim 42 yaşında adamız. Bu saatten sonra yalan mı söyleyeceğiz? Kimseye yalan borcumuz yok. Ben hayatımda kokoreç yemedim arkadaşlar. Hayatımda yemedim.
Niye diyeceksiniz? İğrenme miğrenmeden dolayı değil. Ben yağlı et sevmiyorum. Vıcık et sevmiyorum, tamam mı? Ben mesela atıyorum işte şey seviyorum mesela. Ne diyorlar ona? Lokum seviyorum mesela. İyi pişmiş böyle. Böyle gerçekten böyle daha fazla böyle pişmiş de olabilir mesela. Böyle maksimum pişiriyorum yani. Velveldan falan diyorum. Cıvık et sevmiyorum. Yani böyle içinde yağ olduğunda tabii ki yağ da lezzet veriyor falan. Ben yemiyorum mesela. Hani mesela T-bone steak falan yiyemiyorum. Kokoreç hiç yemedim. Böyle ilk defa kokoreç yeme falan videosu yapsak acaba nasıl olur diye düşünmedim değil. Ama böyle adım atamıyorum, böyle çocuk gibi heyecanlıyım böyle. Böyle bir şey falan yapabiliriz. Yani böyle şey olsun abi. Hayat zaten zor abi. Baba bu hayatta boş boş insanlar var abi. Tamam, boş boş konuşan. Para için, şu için. Abi kimse hiçbir şey demez. Öteki dünyaya, tamam mı? Hiçbir şey götüremeyeceğiz. 3-5 toprak serpecekler üstümüze. 2-3 de çiçek atacaklar. Gönderecekler. 3 gün sonra da konuşmayacaklar. Böyle bir hayatta ne ben sizi kırayım ne siz beni kırın. Ben birisini kırdıysam da her zaman hakkımı helal ederim. Helallik isterim. O yüzden böyle para için işte şöyle 2 YouTube için 2 bot basma için falan değmez, anladın mı? Boş ver. Biz keyfimize bakalım. Öyle güzel sizden, yani sizden gelen bir şeyler de varsa şey yapalım. İşte en kötü bu Berkay, Bora abiler. Bunları devirelim. Ne dediniz? Bunlara karşı bir savaş başlatalım. Bunları devirelim. Bakalım nasıl oluyormuş bu işte. Lifestyle falan filan yaparız ya. Bir şeyler çıkarırız. Kuyruk yağsız et kebap olmaz. İşte olmuyor bende. Mesela ben Almanya'da dönere alıştığım için, tabii ki Almanya'da döner daha güzel geliyor bana. Kıymalı döner seviyorum ben yani. Yaprak döner sevmiyorum abi. Yaprağın yanında o yağ geliyor ya. Asıl lezzeti o. Biliyorum ama ben yapamıyorum yani. Yiyemiyorum onu. That's my problem. O yüzden bir kokoreçini falan yapsak nasıl bir görüntü çıkar şu an bilmiyorum. Hayal edemedim yani. Saçma sapan bir şey olabilir abi. O yüzden bir bakalım ya. İnşallah iyi olacak. Böyle bir şey yapalım. Burada sonlandıralım yayını. Ne yaptık? Bir saat yayın yapmışız yani. Ondan sonra şimdi burada patron benim. Gurme Spor'da patron Berkay. O istediği zaman açıyor, istediği zaman kapatıyor. Orada bir şey diyemiyoruz yani. Orada büyüğümüz Berkay olduğu için burada biz kendimiz en azından istediğimiz zaman açarız, istediğimiz kapatırız, goygomuz yaparız. Bari kafamızı dağıtalım ara sıra ya. Sizden de bir şeyler gelir. İşte bir Furkan'la falan konuşmam lazım. Sizden gelenleri nasıl değerlendireceğiz falan filan bir şeyler yapalım yani. Yorumlara yazarsanız bu videonun yorumlarına. Videoyu kanalı paylaşıp büyümesine de yol açarsanız beraber büyürüz yani, eğer isterseniz. Yoksa öyle sürekli kokoreç yiyip dururuz. Kokoreçi çok merak ediyorum abi. Şimdi kokoreç yiyip bir düşünsene, full kokoreç yiyormuşum bundan sonra. Olabilir de bilmiyorum. Bakmak lazım. Çok tehlikeli bir video olabilir abi. Çok sancılı bir video olabilir. Sonu çok güzel bitebilir. Bilmiyorum. Bir şey diyemeyeceğim. Sürprizde kalsın. Yapacağız bir şeyler. Trabzon'u değerlendirir misin? Vallahi şu an hiç değerlendiremeyeceğim ya. Bilmiyorum, böyle içimden gelmedi. Ama inşallah başka zaman değerlendiririz. Vallahi dalga geçme. Ben de öyle dalga geçme. Ben hiçbir camiayla, her camiye futbolculuk döneminde de çok saygı duymuşumdur. Futboldan sonra da öyle hiç şeyim olmaz. Ha, sinir uçlarımla da oynarlarsa ben de oynarım. O ayrı yani, anladın mı? Sürekli şimdi chat'e geliyorlar. 6-6 diyorlar işte şey maçından sonra. Galatasaray'ın kupa maçından sonra. Sizin gibi en azından 6 yemedik falan diyor. Öyle sinir uçlarımda oynayınca o zaman ben de tabii ki şey oluyorum, anladın mı? Kuruluyorum yani. O yüzden hani herkesin bir yerde bir 6 yemişliği var diyorum. Geçiyorum. Fazla da uzatmıyorum konuyu. Bir şekilde güzel olacak inşallah. Burada kapatıyorum yayını ben. Buraya kadar güzel bir sohbet oldu. İlk sohbetimiz hayırlı olsun. Allah devamını nasip eylesin deyip yine bir şey öyle kapattık. Berkay geçen şeyi bir kapattı. Neydi onun adı? Vurkaç'ı böyle dini programmış gibi böyle efendim bir kapanış yaptı. Benim de böyle şeyim gitti. Ben dedim ki nar taneleri teker teker yerleştiren Allah bizi de hangi yönde yerleştireceğini iyi bilir deyip bugünkü yayını sonlandıralım. Sizi öpüyorum.
kalbinizden, güzel gönlünüzden iyi insan olmayı unutmayın abi. Hepimiz iyi insanız. Bazen unutuyoruz iyi insan olduğumuzu. Kötülük yapıyoruz. Bu da olabilir. Dönelim oradan, iyi insan olmaya devam edelim. Bir tane yaşamımız var. Nerede sona ereceğini de bilmiyoruz. İşte buradan da Allah rahmet eylesin. Bugün okudum. Kocaeli'de sportifin başında as başkan Nijerya'ya gidip orada hastalığa kapılıp acilde işte yoğun bakımda ölmüş. Allah rahmet eylesin. Bilemeyiz. Ne zaman, nerede fermanın kapanacağını bilemeyiz. O yüzden buradan ben Twitch'e kaçıyorum. Birazcık da FET oynayacağım. Sizleri seviyorum. Güzel kalbinizden öpüyorum. Hem Gurme Spor'da kalın. Biz burada ufak zaten. Gurme Spor'u unutmayın. Gurme Spor gerçekten alın teri. Gerçekten herkesin son kuruşunu, son alın terini koyduğu, bir şeyler yapmaya çalıştığı ufak bir kanal. İnşallah orada ufak ufak beraber büyüyeceğiz. Bir sene içinde 150 bin aboneye getirdik. Sizlerle beraber büyüyeceğiz. Sizlerle beraber güzel olacak. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet.